Burada Hasan hocama ufak bir katkı olsun. Şimdi Kur'an-ı Kerim akıl kavramı üzerinde o kadar güçlü bir şekilde durur ki ve bakın Kur'an-ı Kerim'de akıl kelimesi isim olarak hiç geçmez. Doğru, akletmek. Fiil olarak, taakkul olarak vurgulanır. Bu şu demektir. Hocamın dediği gibi akıl Allah'ın herkese zaten bahşettiği bir şey, lütfu. Ama asıl Kur'an önem verdiği şey akıl sahibi olmak değil. Aklı varoluş amacına uygun kullanmaktır. Etkin kullanmak, etkin doğru. olarak kullanmaktır. Çünkü aklınızı etkin olarak kullanmazsanız maalesef ki hakla batılı birbirinden ayıramazsınız. Allah'ın ayetlerini doğru bir şekilde anlamazsınız. Size anlatılan şeyleri din zanneder ve onu uygularsınız. Şimdi bakın Kur'an-ı Kerim'de hep söylediğimiz bir şey değil mi? Diyoruz ki ilk emri oku. Peki Allah diyor ki mesela aklınızı kullanın, işletin. Düşünmüyor musunuz, bakmıyor musunuz, sorgulamıyor musunuz, anlamıyor musunuz? Ya da Kur'an-ı Kerim'deki genel hitaplar ey insanlar, ey inananlar şeklinde yapıyor. Burada herhangi bir cinsiyet ayrımı var mı? Yok. Yani Allah düşünün derken cinsiyet ayrımı yapıyor mu? Allah oku derken cinsiyet ayrımı yapıyor mu? Allah işte hala aklınızı çalıştırmayacak mısınız derken ya da ey insanlar da hitap ederken burada cinsiyet ayrımı var mı ya da ey inananlar diye. Allah bu cinsiyet ayrımını yapmıyor. Bakın niye biliyor musunuz? Çünkü cinsiyet bir insanın kendi tercihiyle elde ettiği bir şey değil. Evet. Kendi tercihiyle elde etmediği bir şeyden dolayı bir insanı övmek de yermek de zaten doğal bir şeydir, normal bir şeydir. Bakın Şura suresinde hemen Kur'an'dan birkaç ayette örnek verin müsaadenizle. Şura suresi 49. ayet. Diyor ki burada göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aittir. O dilediğini yaratır, dilediğine kız çocuğu bağışlar, dilediğine de erkek çocuklar bağışlar. Bunu bağışlayan Allah. Ve bu erkek olsun, kız olsun, çocuklar Allah'ın bağışıdır. Anne baba için de göz nurudur. Şimdi kendisi tercih etmiş mi çocuk cinsiyetini? Kendisi tercih etmemiş. Peki Allah o zaman erkekler aşağı torpil mi geçiyor yani eğer ki erkek kadını üstün tutuyorsa bu noktada? Veya erkeğin sorumluluklarına baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim bakın tek başına iman etmeyi yeterli görmez. İman eden ve salih ameller işleyenler vurgusunu yapar Kur'an-ı Kerim. Salih Doğru. ameller işlemek ne demek? Hayra ve barışa yönelik işler yapmak demektir en temelde. Peki eğer ki iman edip salih ameller işlemesi gerekiyorsa erkek olsun kadın olsun iman edenler grubuna giriyorlarsa eğer ki kadın sadece evinde kapanması gerekiyorsa okuma yazması öğrenmemesi sadece Nur suresini öğrenmesi veya dikiş yapması kadına biçilen rol ise ya da nesli arttırmak için cinsel bir eşya obje olarak kadın konumlandırılmışsa hayatın içerisinde. Bu kadın nasıl salih ameller yapacak? Hayra barışın işler nasıl yapacak? Kadına okuma öğretmiyorsun sen. Kadın çocuğunu yetiştirmek için bile bir salih amel yapamaz burada. Bakın üstünlüğün cinsiyette olmadığı ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette. Hucurat Suresi 13. ayet burada mesela bir örnek. Diyor ki ey insanlar biz sizi bir erkek bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi halklar ve kabileler kıldık. Litaaruf bu çok önemli o yani. Şüphesiz Allah katında en üstün olanınız yani muttaki olanınız duyarlılıkta, takvada en ileri olanınızdır. Allah katında üstün olanınız, erkek olanınız, kadın olanınız değil. Erkek olsun, kadın olsun, muttaki yani nedir? Allah ve yaratıklarına karşı duyarlı ve sorumluluk bilincinde hareket eden insandır. Allah katındaki değer budur. Allah rivayetlerde iddia edildiği gibi kadını erkeğin eşyası veya erkekten aşağı bir varlık olarak yaratmamıştır. Kadını eksik yaratmamıştır. Kadını kusurlu yaratmamıştır. Kadını fitne unsuru saymamıştır. Ama maalesef ki bizim dediğim gibi dini Allah'ın kitabından öğrenmek, bu ayetleri dikkat almak gibi bir derdimiz olmadığı için Müslümanın önemli bir çoğunluğunu Allah'ın bu ayetlerde ne dediğinin bir önemi yoktur. Bir kere kafamızda erkek kadından üstündür diye kodluyoruz ya. Tamam, ayet ne derse desin erkek kadından üstündür. Niye? Çünkü bu erkeklerin işine geliyor. Yani erkeğin kadını köleleştirmesi erkeğin işine gelen bir şey. Ha rivayet mi? Rivayette bolca var. Bana itaat etmezsen cennete giremezsin dedikten sonra bir erkek karısına. Eğer ki o kadın da bunu gerçekten din zannediyorsa şunu biliyor. Ben kocama itaat etmek, emrine uymak durumundayım. Bakın aile arasında o Rum suresi 20. ayette verdi ki erkek Emre olsun hocam, kadın olsun bir ekleme yapabilir miyim? Birbirlerini geleceğim hemen Adi hocam. Tamamlayan unsurlardır ve her biri bir bireydir, şahsiyettir. Dolayısıyla birbirlerini tamamlayarak bir aileyi oluştururlar.